Ekonomi yok Türkiye'de. Ha, eğer kim kırgızcılığı yaparsa onun ekonomi 5-5'liktir. Bir Diyarbakır'a bak, hepsi işsizdir, güçsüzdür, hepsi boş geziyor dolaşıyor. İş yok ki, güç yok ki. Ya düzeltemez. Kimi de seçerse, kimi de seçerse artık çökmüş, düzeltemez. Kim olursa olsun, hangi bakan, hangi nerede getirirse Türkiye'nin ekonomi çökmüş, düzeltemez. Valla bu hükümeti değişmesi lazım. Başka yolu yok. Ya kırgızcılık olmayacak, olursa artık Türkiye'nin hali daha berbat olacak. Barbat. Hiç düzelmez. Bu kafayla hiç düzelmez. Mehmet Şimşek düzeltmek için getirdi, onu kovdu, yine getirdi. O düzeltemez. Baştaki adam diyor ben ekonomistim. Ekonominin kitabını yazmışım. Nasıl düzeltecek? Bir füze 1 milyar dolardır. Bir füze attıkları zaman 1 milyar dolar kimin sırtından gidiyor? Bizim sırtımızdan. Ekonomim şu anda kötü. Evet, inşallah aslında tüm kabine değişti. Kabine değişti, özellikle Süleyman Soylu gitti. O gittiği için çok mutluyum. Mehmet Şimşek umarım beni buradan görür. Sanmıyorum göreceğini ama inşallah görür. Yani empati kursun o adam. Bak, empati kurursa var ya çok iyi oluruz. Ama empati kurmadığı sürece berbat bir hale gideriz. Umarım empati kurur, kendini halkın yerine koyar. Valla bence bir barış marış olsaydı iyiydi. Barış bir şey olsaydı iyiydi. Başka bir şey kurtardı. Biz de istiyor ola Türkiye'nin işi iyi ola. Hepimiz tok ola. Barış, barış. Barış olmasa zordu. Valla abi barış olmasa hepimiz batıyor. Gemide batıyor. Millet ekmek götüremiyor evinde. İşsizlik almış başını gidiyor. Bir kahvelere bakın, bir AVM'lere bakın. Millet işsizlikten evlenemiyor. Evliliği olan kişiler de işsizlikten dolayı boşanıyor. Yeri geldi mi yok barıştır, yok çözüm sürecidir, yok şudur. Ama oy düştü mü yok başka diğer partilerle koalisyon yapalım, yok şu yok bu. Yere varılmaz sonuçta. Biz Diyarbakırlı olarak, Güneydoğulu olarak biz ilk önce bu üç devletin arasında, İslam ülkeleri arasında örülen tel duvarının sökülmesini istiyoruz. Orta Doğu'da biz tel üzgüsü mayınlar düşerek biz bir yere varamayız. Onun bir an önce orayı barış havzası yapmak zorundayız. Bu barış havzası olmadıktan sonra Türkiye, İran, Irak, Suriye bu barış havzası olmadıktan sonra bu Türkiye ne rahat eder, ne İran eder, ne Suriye eder, ne Irak eder. Bu sorunu çözmedikten sonra ekonomi çözülmez. Kürtler bu dört devletin asas unsuridir. Suriye'de bizimdir, Irak'ta bizimdir, İran'da bir yarısı. Hepsi bizimdir yani bu. Eğer bugün barış olursa Kürtlerin içindeki o ekonomi güç bu dört devlet tarafından düzenli işleniriz. Bütün hal bundan 400-500 milyon insan doyar. Bu yetki insanlar kendi çıkarlarını bir kenara atacak. Bir insan fedakarlık yapacak yani. Çünkü enerjimiz de var, gıdamız da var, suyumuz da var, her şeyimiz var ha. Huzura, güvene, barışa var. Yani başka bir şeye ihtiyaç yok ki. Mehmet Şimşek düzeltemez. Çünkü hani ne kadar da bilgisi varsa da bir kere ekonomik yani geriye dönüp öldürmüşler. Düzeltemez yani. Belli bir zamana kadar düzeltmesi biraz zor. Zaman alacak bu. Geçen hafta biber, sivri biber aldım 7 bine, döneyi aldım 15 bine. Nasıl oluyor bu? Şimdi şu anda vizeler kaldırmış görüyorsun. İnsanlar dışarı çıkamıyor, döviz getiremiyor. Şu anda dolar bulamazsın, bankalarda yok ki. Biz dışa bağlıyız, dışa gitmek gelmemiz lazım. Adalet tabii ki yapılması lazım. Şimdi adalet şu anda ne yaptığını kimse bilmiyor. Herkesle konuşması lazım. Herkesle diyalog kurmalı lazım. Dış olsun, iç olsun. Yani bu ekonomi buradan geçiyor.